Değerli izleyenler, Ege Penceresi'nin bugünkü konuğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu. Sayın Kocaoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan'la bugün İzmir modeli hakkında özellikle konuşmak istiyoruz. Sayın Kocaoğlu, siz göreve geldiniz, belediyeyi incelediniz ve ondan sonra da büyük bir hamleye giriştiniz. Buna da İzmir modeli adı verdiniz. Bu İzmir modeli genelde yerelden kalkınmayı örnek alan bir projeydi. Ve yıllar içinde de çok geliştirdiniz. Tarımda, hayvancılıkta, sütçülükte ve diğer konu sanayide ve diğer alanlarda ödüller aldınız. Acaba bu İzmir modeli projesine size ne teşvik etti de böyle bir uygulamaya girdiniz ve büyük başarılara imza attınız. Biraz bunu bize açıklar mısınız? Nereden, niye bu işe giriştiniz böyle? Efendim, ben ekonomi tahsili yaptım. Devlette, özel sektörde, kendi işimde, sanayi yatırımında bu ekonomi eğitiminin üzerine ciddi 50 sene yakında pratik yaptım. Belediye başkanı olduğumda Bornova'da, belediye başkanı normal kanunda yazılı görevleri yapacak. Bunu yapmazsa zaten belediye başkanı olmaz. Ama başka bir hedefinin, başka bir amacının da olması gerekir. Bu da kendi beldesini, kentini kalkındırmak için, yaşam standardını yükseltmek için, gelir düzeyini artırmak için ve yaşanılabilir bir çevreye de insanların üretim yapmasını, çalışmasını, yaşamasını sağlamak için çalışma yapmak gerektiği. Yani adı konmamış kentini kalkındıracak projelere imza atması gerektiği düşüncesinden hareket ettim. Evet, böyle bir ihtiyaç gördüm. Böyle bir ihtiyaç gördüm. Ve bir bilimsel çerçevede bunun yapılması gerektiği. O zaman şu çıktı ortaya. Yarımada'da, Gediz'de, Bakırçay'da, bu tarım havzalarında ve Küçük Menderes'te bu beldelerimiz, kentlerimiz, köylerimiz ne yaparsak kalkınır. Bir yol haritası belirlememiz gerekir diye yola çıktık. Bir kadro, öğretim üyelerinden bir kadro, pratiğiyle olan öğretim üyelerinden bir kadroyla. Bayağı ama kalabalık bir kadro, evet, kurdunuz. Evet. Bölgesel. O kadroyla köy köy gezerek, arama konferansları yaparak, birebir konuşarak. Yani ben sana şunu yapacağım. Bu senin ekmeğini büyütür, al bunu, dan ziyade senin ekmeğinin büyümesi için, senin kalkınman için ne yapman lazım? Burada ne üretiliyor? Vatandaş neye yatkın? Gelenek göreneğine hangi sektör, hangi tarım ürünü, hangi el sanatı, neyse yatkın diye bilimsel çalışmaların sonucunda, bu incelemelerin sonunda kalkınma için örnek projeler çıktı. Bu projelerin en önemlilerini biz sıraya koyduk ve onları uygulamaya başladık. O zaman projeye çarpan etkisi yaptı. Böylece İzmir modeli pratikte öne çıktı. Bu tabii sadece bizim tarımda yaptığımız işler ön plana çıkıyor. Tarımda yaptığımız işlerin ön plana çıkmasının nedeni uzun yıllardır tarıma hiç ilgi gösterilmemesi, siyasetçilerin kalkınma eşittir sanayileşme görüşünden yaptıkları çalışmalar, tarımı giderek çok cılız bir sektör haline getirdi. Evet. Halbuki Türkiye'nin temel bu coğrafyanın, bu iklimin, bu havzaların
bu bir tek ovaların tarım sektöründen vazgeçilerek atıl halde bırakılması bence Türkiye'ye, ülkemize yapılan en büyük kötülük ve zarardır. Biz bunu çiftçilikten de gelen bir arkadaşınız olarak ön plana aldık. Neler yaptınız başkanım? İlk başta arazi yollarını asfaltladık. Evet. Arazi yollarını asfaltlamak demek 12 ay tarlasına, bağına, bahçesine gitmek demek. Daha fazla 1, 2, 3 ürün almak demek. Ve alınan ürünlerin de asfalt yoldan taşınmasından dolayı örselenmemesi, toz olmayacağı için arazi yollarında ürünlerin tozdan kalitesinin, böceklenmenin olmaması, kalitesinin düşmemesi ve verimin artması, kaliteli ürünün katma değerinin artması, dolayısıyla gelirinin artmasını sağlıyor. Onunla başladık. Orada kooperatifleşme esas. Orada tabii bir sizin güven ortamı oluştu. Güven ortamı oluşunca kooperatif başarılı ve sağlıklı insanların yönettiği kooperatiflerle'den ürün almaya başladık. Ama siz bireyleri, ben sizinle gezdim, teke tek birebir çalışan kişileri ya da grupları şart koştunuz. Birleşeceksiniz, kooperatifleşeceksiniz ve ben sizin eksiklerinizi tamamlayacağım diye. Bunları da yaptınız. Şimdi onlara imkanlar sağladınız. Şöyle, zaten Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kamu kurumları ihtiyaçlarını sadece ve sadece kırsal kalkınma kooperatiflerinden ihalesiz alabiliyorlar. Evet. Böyle bir istisna var. Onlar biz ürettiler. O istisnayı dan alabilmek için kooperatifçiliği teşkil ettik. Dedi ki bir kooperatif şemsiyesi altında toplan. Siz kooperatif ürünsün, üretsin. Biz kooperatiften alalım ihtiyacımızı. Mesela bir Bayındır Çiçekçilik Kooperatifinden bütün park bahçelerin çiçek ihtiyacını, dikme çiçek ihtiyacını oradan karşılıyoruz. Bir de bademlerden, Urla bademlerden karşılıyoruz. Fidan ihtiyacını Ödemiş Bademli, Türkiye'de bugün en ciddi meyve ve süs bitkisi fidanı üreten kooperatif. Bütün fidanlarımızı köylere dağıttığımız, senede 2-3 milyon isteyenlere tanıttığımız meyve fidanları da o kooperatiften alıyoruz. Sütler yola döküldüğünde Tresüt Kooperatifi ile okul sütüyle başlayan, bugün süt kuzusuyla giden, her ay 8 litre olmak üzere şu anda 135 bin 0-5 yaş grubundaki çocuğa biz süt dağıtıyoruz. Evine teslim ediyoruz. Galiba Suriyeli çocuklar da var. Onlar da 600 var. Bin mi, 900 bin mi, öyle bir rakam onlar var. Onlar da 3 bin. 3 bin çocuk. 3 bin çocuk. Bu 135 Pardon. Bin çocuğun evet. içerisinde 3 bin civarı Suriyeli mülteci çocuklar. Onlara da dağıtıyoruz. Mesela peynir ihtiyacımızı kiraz İdeli. İdeli köyü ve çevre köylerinin peynir kooperatifinden alıyoruz. Bal ihtiyacını bal birliğinden alıyoruz. Onlara Kozak Yaylası'nda Bergama Belediyesi ile beraber eski bir bal dolum tesisini sıfırdan yeniden yaptık. Balları orada paketliyorlar, şişeliyorlar, kavanozluyorlar neyse ve satışını yapıyorlar. İşte koyun keçi lazım dediler, koyun keçiyi dağıttık. Ya ben sistemi şöyle gördüm. Siz önce bireyleri topladınız, evet. ihtiyaçlarını saptırdınız. Bölgesel kalkınmaya evet. ne yarıyorsa, hangi ürün yarıyorsa onu götürdünüz. Sonra da onlara önce kooperatifleşmeye şart koştunuz. Dediniz ki kooperatifleşin. Ürün, başka türlü alamam zaten. Gücünüzü birleştirin. Tamam. Ve ne üretiyorsanız öncelikle ben alacağım.
dediniz. Eğer evet. kalırsa hiçbir ürünüz elinizde kalmayacak evet. diye garanti verdiniz. Evet. Eğer isterseniz öncelikle özel sektöre satın ama kalırsa ben alırım tamam. dediniz. Öyle bir garantiyle zaten işe girdiler. Sözleşmeli üretim. Sözleşmeli üretim başlattınız. Bunu çiçekçilikte, sütçülükte, hayvancılıkta, zeytinyağda, patateste, mandalinada, işte soğuk hava yaptık. Beydağ Barajı'nda balık üretiminde soğuk hava tesisi kurduk. Hepsini aynı sisteme getirdiniz. Tekne aldık. Bir de onu diyeceğim. Yani bir de mesela insanların fabrikası yok, traktörü evet. yok, çiftliği yok, toprağı evet. yok. Onları da kendilerine götürdük. Şu anda 50 tane, verdiniz. 50 aile sanıyorum Beydağ Baraj Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Hanımları da, Beydağ'daki hanımlar da balık ağı örmesini kurs açtık. Onlar da kendi ihtiyaçta balık ağı tutmak için ağları örüyorlar. Yani şey bir sistem oldu. Eşleri balık tutuyor, kooperatife getiriyor, kooperatif satıyor. Bunlar ağ örüyorlar, kooperatife veriyorlar, kooperatif şeye veriyor, balıkçılara veriyor. Sayın Başkan, süremizin sonuna geliyoruz. Şimdi tamam. İzmir modeliyle ilgili 5 kitap, ayrı 26 akademisyen çalıştı. 5 ayrı evet. kitap yazdırdınız bu örnek olarak kalsın diye. Birleşmiş Milletler'den de ödüller aldınız. Yerel kalkınmada en iyi model diye. Peki son programın sonuna geliyoruz. Belediye başkanlarına yani partili partisiz için tabii canım, partilerine öyle bir çağrınız olacak mı acaba yararlanma? Efendim şimdi şöyle bir defa biz bunları belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Deneyimlerimizden istifade edilsin diye. Biz bunu bir reklam aracı olarak yapmadık. Burada bir birikim var, burada bir deneyim var, 15 yıllık bir deneyim var. Biz bunun semeresini gördük. Bu semereliği belediye başkanlarımızın, bugünkü belediye başkanlarımızın seçime girip belediye başkanı olacak arkadaşlarımızın yol çalışmasında yol haritası olacak bir fikir birikim olarak, altyapısı olarak vereceğiz. Yani size mutlaka başvuranlar strateji, olursa biz zaten gönderiyoruz. Gönderiyorsunuz, bütün bilgileri paylaşırız. Bütün şey şu, bugün 2019 yerel seçimlerinde kim ne olursa olsun belediye başkanlığına soyunan, belediye başkanı olmak isteyen arkadaşların hele hele şu ekonomik krizde bunu daha ön plana çıkarttı. Kentinin, beldesinin irili ufaklı ne varsa kalkınması için biri buğday yapar, buğdaydan bulgur yapar, benim bulgurum organik der, satar. Bulgurun katma değerini artırır, beldesinin gelir düzeyini yükseltir. Öbürü sebze yapar, öbürü koyun yapar, bilmem ne yapar, öbürü manda yapar, manda kaymağı satar. Neyse, bütün belediye başkanlarının belediye hizmetlerinin dışında kentinin kalkınması için, kentlisinin iş bulması, gelirinin artması için, yaşam standartının artması için proje, önüne proje koyması lazım. Bu yerel seçimde kalkınma projeleri yarışacak. Bunu diğer siyasi partilerde bu yerel seçimde bu ekonomik modelin, bu geldiğimiz sıkıntılı, ekonomik sıkıntılı modelin, bu yaşadığımız krizden çıkışın ve bir daha kriz olmaması için tasarruf, kaynak yaratılması, üretimin artırılması, 81 milyon insanın çalışacağı, işsiz kalmayacağı bir ekonominin kurulabilmesi için onların da makro düzeyde bir proje, bir yol haritası belirlemesi lazım. Bence 2019 yılında bunlar yarışacak. Projeler yarışacak. Kentin kalkınması, ülkenin kalkınması, krizden çıkılması, üretim ağırlıklı. Bu kültür sanatta da üretim. Üretim derken sadece emtadan bahsetmiyoruz. Kültür sanatta da her dalda üretim yapılması, üretim yapmadan ve dış ticaret açığınızı
kapatmadan, zenginleşmeden, kaynağınızı kendi içinizde yaratmadan, ülke içerisinde yaratmadan yatırım yapacak kaynağı sadece borçla, sadece faiz ödeyerek ve tüketimi kamçılayarak ne kentlerin, ne ülkenin, ülkelerin refaha ulaşamayacağını hep bizim bilmesi ve ona göre belirlenmesi gerekir. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Sevgili seyirciler, programımız burada bitiyor. Hoşça kalın.